Arama iznini alan Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, soluğu Demir Pekdoğan'ın evinde aldılar. Demir Bey, beyefendiler sizi görmek istiyor. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Demir Pekdoğan, 42 yaşında, iş adamı. Cinayet masasından Başkomiser Orhan, yardımcım Komiser Selim. Biraz konuşabilir miyiz? Bir sorum var komiserim? İçeride konuşsak daha iyi olacak. Tabii, buyurun. Çalışma odama geçelim. Buyurun böyle lütfen. Ne ikram edebilirim size? Su, sadece su. Siz? Ben de su alayım. Bana da su ver. Tabii efendim. Evet, sizi dinliyorum. Bu kızı tanıyor musunuz? Evet. Yanılmıyorsam Elena'ydı adı. Ne oldu, yoksa başına bir şey mi geldi? Cumartesi gecesi buradaymış galiba. Evet. Birkaç arkadaş toplandık, eğlendik beraber. Tabii. Rus kızları da çağırmayı ihmal etmemişsiniz eve. Sorun nedir başkomiserim? Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Bize o gece neler olduğunu anlatabilir misiniz? Söylediğim gibi, gece geç saatlere kadar birlikte eğlendik. Sağ ol. Birileri geceyi erken bitirmek istiyor anlaşılan. Yok canım, daha neler. Değil mi şekerim? Tabii aşkım, gece yeni başlıyor. Ne yapacaksın? Katılacak mısın bakanlık ihalesine? Hoppala, bu gece iş yok demedik mi oğlum? Emrah doğru söylüyor oğlum ya. Bırak artık ihale mihale. Şurada kafam bir dünya almış zaten. Emrah Bey ve Elena dışında başka kimler vardı? Hmm, Davut ve ben. Bir de kızlar. Evet, Irina ve Tatyana'ydı galiba. Parti kaçta bitti hatırlıyor musunuz? Evet, sabaha doğruydu. 4-5 gibi olması lazım. Oğlum, siz daha burada mısınız? Çıksanıza odanıza. Hadi bize müsaade. Hayda. Nereye oğlum? Bana. Oda hazırlattım ya size. Bir dahaki sefere. Olmadı ki böyle. Oldu oldu, şahane oldu. Ya Suat'a söyleseydim de o bıraksaydı sizi. Çok sarhoşsun Emrah. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi iyi geceler. Suat şoförünüz mü? Şoförüm, korumam, sağ kolum gibidir. Onsuz ne yaparım bilmiyorum. Emrah Bey ve Elena birlikte ayrıldılar yani, değil mi? Evet. Affedersiniz ama neler olduğunu anlatacak mısınız artık? Elena'yı bu sabah öyle bulduk Demir Bey. Cumartesi gecesi öldürüldüğünü düşünüyoruz. Emrah Bey'e nasıl ulaşabiliriz acaba? Yok canım. Emrah'tan şüpheleniyor olamazsınız. Hayır. Biz sadece o gece burada olan herkesle görüşmek istiyoruz. O kadar. Tamam. Kızların numaraları Suat'ta vardır. Çağırayım gelsin. Yok, aslında ben de gidebilirim. Değil mi? Tamam. Müştemilattadır herhalde. Ben sizi göndereyim. Buyurun efendim. Kızım, komiser beye müştemilata kadar eşlik eder misin? Tabii efendim. Sağ ol. Buyurun. Evinizi aramamızda bir sakınca yoktur herhalde. Yok tabii. Ama sizden bir ricam var.
ekibinizi çiçekler konusunda uyarmanız gerekiyor. Çünkü her biri ender bulunan çok nadide çiçeklerdir. Hiç merak etmeyin. Çocuklara söylerim, dikkatli olurlar. Evet komiserim. Dün Gürcan beni aradı ve Elena'nın eve gelmediğini söyledi. Sen ne dedin? Suat Sarı, 35 yaşında. Demir Pekdoğan'ın koruması. Neyse onu. Sabaha karşı Emrah Bey'le birlikte çıktıklarını ve merak etmemesi gerektiğini. Peki evden çıktıklarında saat kaçtı? Hatırlıyor musun? 4 civarı sanırım. İki kız daha varmış evde. Evet vardı. Sen mi ayarladın kızları? Ben ayarladım. Tamam. Nasıl ulaşırız bu kızlara? İsterseniz size numaralarını verebilirim. Murat, bütün çiçeklerden örnek alalım, tamam mı? Tamam başkomiserim. Korumayla konuştum başkomiserim. Kızların telefonunu da aldım. Adam Emrah'la Elena'nın saat 4 gibi buradan ayrıldığını doğruladı. O gece villada bulunan herkesi sorguya alalım. Tamam başkomiserim. Rus kızlardan DNA almayı unutmayalım. Bakalım kelepçedeki kanı bulabilecek miyiz? Başüstüne. Demir Bey, üzgünüm ama bütün çiçeklerden örnek almamız gerekiyor. Müsaade etseniz ben yapsam. Nedir bu? Çok ender bulunan bir Meksika kaktüsü. Dünyada sayılıdır başkomiserim. Bitkilerin delil olarak kullanılması, yani adli botanik, 1935'te mahkeme salonlarına girdi. Atlantik'i ilk kez uçakla tek başına geçen Amerikalı pilot Charles Lindbergh'in 20 aylık oğlunun fidye için kaçırılma davası görülüyordu ve pencereye dayanan tahta merdiveni imal eden marangoz aranmaktaydı. O gün bugündür bitkiler ve ürünleri deliller arasındaki krallığını koruyor. Kişinin nerede öldüğü, nereye gömüldüğü, taşınıp taşınmadığı, şüphelinin nereye gittiği hep onlardan soruluyor. Kimi zaman makroskopik ve mikroskopik özellikler sayesinde yaprağın ne tür bir ağaca, çekirdeğin hangi meyveye ait olduğunu söylemek mümkün olur. Kimi zaman ise eldeki sadece etekteki bir diken ya da solunum borusundaki bir polendir. Bu durumda imdada DNA analizleri yetişir. İşte o an botanik biliminin ve onun bir alt dalı olan palinolojinin yıldızlaştığı andır.